ile hatanı kabul edip Yunus Aleyhisselam gibi karanlıklar içerisinde La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Allah'ım sen eksikliklerden münezzehsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur ve şüphesiz ki ben zalimlerdenim dersen Allah Azze ve Celle seni de içinde bulunduğun sıkıntılardan kurtarır. Hani günahın bir sıkıntısı var. Günah işleyen insanın psikolojisi berbattır. Ne yaptığını bilmez. Kendini iki yüzlü hisseder. Müslümanların yanına başka bir yüzle, Allah'ın yanına başka bir yüzle çıktığını düşünür. Artık yapabileceklerini de yapmak istemez. Allah Azze ve Celle Yunus Aleyhisselam'ın kıssasıyla bize bunu öğretiyor. Yese düşmeyin. Yeter ki tövbe etmeyi bilin. Hangi hata olursa olsun bu velev ki Allah'ın size verdiği en büyük görev olan davet görevini terk edip kavmini terk etmek olsa bile. Yani düşünün Yunus Aleyhisselam bir peygamberdir ve Allah'ın ona verdiği görevi terk edip kaçmıştır. Buna rağmen Allah'a tövbe kelimeleriyle yönelip acziyetini, çaresizliğini, kimsesizliğini Allah Azze ve Celle'ye arz ettiği zaman Allah Azze ve Celle merhametlidir. Hiçbir kul yoktur ki elini Allah'a kaldırsın, acziyetini Allah Azze ve Celle'ye sunsun ve Allah Azze ve Celle onu kendi haline bıraksın. Bizim inandığımız Allah böyle bir Allah değildir. وَكَذَٰلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ diyor Allah Azze ve Celle. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor sana Allah. Sen Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okuduktan sonra Allah Azze ve Celle kıssayı şu şekilde neticelendiriyor. حَتَّى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. Peygamberler de aynen böyle ümitsizliğe düştüler ve artık yalanlandıklarını, hiç kimsenin onları doğrulamayacağına kanaat getirdiler. Bizim işimiz bitti dediler. Câehum nasruna. Bizim yardımımız o peygamberlere geldi diyor Allah Azze ve Celle. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının ne zaman indiğini bir düşünün. Peygambere ve Müslümanlara nasıl bir teselli verdiğini anlarsınız. Yani Mekkeli müşrikler peygambere boykot ilan etmişler. Amca çocukları, dayı çocukları onlarla konuşmuyorlar. Onlara selam vermiyorlar, onlarla ilgilenmiyorlar vesaire vesaire. Allah Azze ve Celle böyle bir dönemde Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını indiriyor Müslümanlara. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve onunla beraber olan insanlara? Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya attığı gibi ey Muhammed, senin kavmin de seni bir mahalleye hapsederekten seni bir kuyuya attılar. Yusuf'un kavmi, Yusuf'un kardeşleri onu bir kuyuya atıp onu aç bıraktıkları gibi senin kavmin de seni bir mahalleye hapsederekten seni aç bıraktılar ey Muhammed diyor. Bunun sebebi kıskançlıktır. Ve günün birinde sen iftiralara uğrasan da onların mülkünün başına geleceksin. Ve onlar gelip senin önünde diz çöküp senden özür dileyecekler dedi Allah Azze ve Celle. Gerçekten 2 sene sonra, 3 sene sonra Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Hudeybiye anlaşmasında müşriklerin kendi lehlerine koyduklarını zannettikleri bir madde onların aleyhine döndü. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiler, eman dilediler. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kavmin başına emir oldu. O kavmin başına lider oldu. Hakeza Allah Azze ve Celle diyor, bu bütün peygamberler için de böyledir. Yeter ki siz sabredin. Umutsuzluğa düştüğünüzde, önünüzde bütün kapılar kapandığında, biz artık ne yapacağız dediğinizde, Allah Azze ve Celle'nin size kıssa ettiği bu kıssaları iyi düşünün. Akibet müttakilerindir. Sizin de umutlarınızın tükendiği yerde, Allah Azze ve Celle mutlaka yardımıyla sizi destekleyecek ve mutlaka size yardımını indirecektir. Zaten Allah Kur'an kıssalarının hikmetini Kur'an'da en veciz şekilde şu ayet-i kerimeyle ifade ediyor. Diyor ki: "وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ." Bizim sana anlattığımız bütün bu kıssaların hikmeti senin kalbini tespit edebilmemiz içindir. Senin ve seninle beraber olan Müslümanların kalbi sabit kalsın diye Allah Azze ve Celle size bu kıssaları indiriyor. Şimdi düşünün, mesela hepinizin hayatımızda yaşadığımız bir olay var. Misal bir kardeşimiz bize anlatıyor. Diyor ki Ankara'da Müslümanlar var. İçimizde böyle tarif edilmez bir sevinç oluşuyor. Ha, Ankara'da bizim gibi düşünen Müslümanlar var öyle mi? Biri diyor işte Van'da Müslümanlar var. Biri diyor Adıyaman'da Müslümanlar var. Başka bir memlekette bizim gibi düşünen insanların var olduğunu duymak bile kalbimize bir kuvvet veriyor. Çünkü insanoğlu fıtrat itibariyle kendi gibi düşünen insanların sayısı arttıkça insanın yakini biraz daha artar. Kalbi biraz daha sabit kalır. Şimdi siz geçmiş insanların kıssalarını okumuş olduğunuz zaman sizin gibi düşünen, kavmini sizin davet ettiğiniz şeye davet eden ve kavminin aynı sizin kavminizin size verdiği tepkiyi
size gösteren insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bu sizin imanınızı ve yakininizi artırıyor. Hak üzere olduğunuzu, sizin yeni bir şey getirmediğinizi, sizden önce birilerinin de bu davette bulunduğunu duymuş oluyorsunuz ve bu sizin kalbinizdeki yakini artırıyor. Ve en önemlisi, kıssaların sonundaki müjde. Kıssaların sonunda müminlere Allah Azze ve Celle'nin o yardım sözü Müslümanların şeyini artırıyor, şevkini artırıyor. Biz de yapacağız, biz de edeceğiz ve biz görmesek bile Allah bizim çocuklarımıza da olsa, torunlarımıza da olsa mutlaka vaadini yerine getirecektir.